Aslı Karaaslan Özcan ben. 77 Çanakkale doğumluyum. Mimar ve şehir plancısıyım. Aslı Mimarlığı'nın kuruluşu 22 Kasım 2000 yılında oldu. O günden bu yana da sadece proje ve tasarım konularıyla uğraşıyoruz. İlk kurulduğumuz dönemde ilk aslında 6-7 yıl kamu binaları projelendirdik. Sonrasında tarih 2007'ye tekabül ediyor. Yurt dışı projelerine başladı. 2007'den bu yana da şu an itibariyle 9 ülkede 300'ün üzerinde bitirilmiş projemiz var. Bakü'de, Azerbaycan'da oranın en büyük karma projesini projelendiriyoruz. Dolayısıyla otelin yanında karma projeler, hastane projeleri yapıyoruz. Ve küçük bir eski eser birimimiz var bizim burada İstanbul Merkez Ofisimizde. Orada da henüz tamamladık. Yaklaşık 7 yıldır Ayasofya İç Ananaos bölümünün ve bahçenin röleve projeleri, tespit ve onarım projelerini hazırlamıştık. Yurt dışı ile irtibata geçtikten sonra ofisimizin rengi biraz değişti, biraz daha kurumsallaştı. Alınan işlerle, ölçeklerin büyümesiyle daha farklı yönetilen, daha kurumsal bir ofis haline geldik. SketchUp'la tanışmak aslında ilk aşamalar 3 boyutla tanışmaya dayalı. Biz ilk ofis serüvenimizde SketchUp'tan farklı, daha ağır versiyonlu programlar kullanıyorduk 3 boyut için. Bu tabii hem zaman hem süreç açısından çok ciddi zamanlarımızı alıyordu. Yani şu günleri hatırlıyorum. Bazen işte projenin dosyasını bitirmeyi bırakın bir renderını alması 2 gün, 3 gün süren projelerimiz vardı. Dolayısıyla verdiğimiz terminlerde çok sıkıntılar yaşıyorduk önceden. Ama ofisimiz SketchUp'la tanıştıktan sonra 7-8 yıl önceki bir serüven. Tabii zaman bir anda kısalmaya başladı. Bizim SketchUp'u tercih etmemizdeki asıl konu o zamana kadar yaşadığımız bu zaman ve süreç problemleri ve yetkinliklerle ilgili olan konuları aslında en basic seviyeye indirebilmekti. Biliyorsunuz basit her şeyden iyidir. Dolayısıyla bu ilkeyle biz SketchUp kullanmaya başladık. Ve önceden kullandığımız programların o hantallığından, işte çok uzun zamanlar almasından, herkesin yapamıyor olmasından, çok uzun eğitim süreçlerinden kurtulduk. Biz sanıyorum bir 5 yıl önce bütün ofisi geçirdik. Ofisimizde her mimar SketchUp kullanıyor. Bu dönem FGA'dan bir eğitim sürecimiz oldu. Eğitim süreci de inanın çok kısa bir süreçte tamamlandı ve şöyle bir 2 haftalık süreç sonrasında biz ofis olarak herkes, tüm mimarlar SketchUp kullanılabilir haldeydi. Bizim tabii ki mimarlık ofislerinin program entegrasyonu çok önemli. Bu tip programları önceden el eskizlerinden sonra devreye sokarken artık biliyorsunuz genç arkadaşlarımız düşünce mantığını bile SketchUp gibi programlarla oluşturmaya başladılar. Dolayısıyla biz de ofisimizde farklı yaş gruplarından mimar arkadaşlarımız var ve bizim ofisteki tasarım kararlarımız ben merkezci değil. Yani bir kişi, 3 kişi, 5 kişi tasarım yapıp diğerleri bu tasarımı olgunlaştırıyor seviyesinde bir bakış açımız yok. Genel olarak ofisimizde yaştan bağımsız olarak konkurlar düzenliyoruz ve her mimar gerçekten mimar gibi tasarım yapıp sürenin içerisinde. Bunun ardından tabii SketchUp'ı doğru kullanmak, yetkin kullanmak çok önemli. Kendimize ait bir takım standartlar geliştirdik. O standartlar geliştikten sonra da biz projelerimizin konsept kısmını diğer programları işin içerisine dahil etmeden sadece SketchUp'ta sunup teslim eder şekle geldik. Müşterilerimizin %70'i bu noktada uyum sağladılar. Yani başka bir yan program kullanmadan SketchUp'la projenin konseptinin teslimi konusunda. Özellikle konsepte işte SketchUp'ın kullanım kolaylığı, İşte son dönemde teknolojide iPad'le kullanılabilir olması, her yerde açıp gösterebiliyor olmamız müşterilerimizi de o noktada rahat ettirdi. Müşterilerimizden bahsediyorum çünkü biz
biliyorsunuz bir istek üzerine proje hazırlıyoruz ve o noktada müşterimizin memnuniyeti aslında bizim memnuniyetimizde olmuş oluyor. Özellikle bu tip programları sunum ve teslim aşamasına sokarken çoğunlukla teslim aşamasında soktuğumuz programlardan müşterilerimizden olumlu geri dönüş almak bizim için çok önemli. SketchUp da bu noktada çok yaygınlaştı. Hem ülkemizde hem bizim iş yaptığımız diğer ülkelerde dünya genelinde rahat kullanılan ve rahat öğrenilen bir program olduğu için özellikle hani kullanmadan görüntüleme şansı da olduğu için bu tip avantajların hepsini kullanıyoruz açıkçası. Her aşamada da SketchUp modelimizi güncelleyip işin finaline geldiğimiz zaman şantiyeye bir final SketchUp dosyası teslim ediyoruz. Bu da bizi rahatlatan öğelerden bir tanesi açıkçası. Çünkü şantiyelerde henüz 3 boyutlu programlara tam bir entegrasyon yok. Ancak görüntüleme yöntemiyle SketchUp'taki çizimleri döndürüp dolaştırıp burası neymiş deyip bir bakıp bir ön elemeden geçirip en azından sorular bize gelmiş oluyor. Biz programı kullanmaktan memnunuz açıkçası. Merhaba, Gamze Muhtaroğlu ben. 7 senedir Aslı Mimarlık'ta çalışıyorum. Şu an yurt dışı projelerinden sorumlu koordinatör olarak devam etmekteyim. Biz SketchUp'la öğrencilik zamanımızda tanıştık. Kendi projelerimizde kullanıyorduk. Şu an Aslı Mimarlık olarak da ofisimizde sadece SketchUp kullanılıyor. Bunu alma kararında en büyük etken aslında diğer modelleme programlarının sadece sunuma esas çalışması. Biz SketchUp programıyla beraber aslında hem çalışma hem sunum kısmını beraber ilerletebiliyoruz. Özellikle bizim pre-konsept aşamalarında projeyi geliştirirken çok fazla alternatifli çalışmamız gerekiyor. Bu alternatifli çalışmalarda kendi içimizdeki beyin fırtınasında bile bize çok fazla zaman kazandırıyor. Farklı alternatifleri görmemizi sağlıyor. Merhaba, ben Esra Altaş. Aslı Mimarlık'ta iç mimari ekibin koordinatör olarak çalışıyorum. Biz ekip içerisinde hem ortak dil hem de tek dil oluşturmak adına hepimiz SketchUp kullanıyoruz. Bu da multidisipliner bir ofis olarak hem mimari, peyzaj, iç mimari proje süreçlerini eş zamanlı yürüttüğümüz için bize hem zamandan tasarruf hem de proje entegrasyonlarında fayda sağlıyor. Bize SketchUp'un en büyük faydası hem kişiselleştirilebilir olması, bizim standartlarımıza uygun hale getirebilmemiz, çeşitli kısa yollar eklememiz ve pluginleri SketchUp'a iyi bir şekilde adapte edebilmemiz bizi gittikçe hızlandırıyor bu süreçlerde. Onun dışında biz uygulamaya yönelik konsept çalıştığımız için kendi tasarladığımız ürünler dışında mutlaka kullandığımız hareketli mobilyaların ya da hazır ürünlerin bir marka ve ürün spekli olması gerekiyor. Bu bağlamda bize 3D Warehouse'un çok büyük bir faydası oluyor. Kütüphanenin zenginleşmesi özellikle son yıllarda firmaların ürünlerinin bulunması kütüphanede bizim için bu süreçte hem hız kazandırıyor hem de farklı alternatifleri çok hızlı bir şekilde sunum yapmamızı sağlıyor. Tabii bu süreç aslında şöyle gelişti. Bizim SketchUp'ı komple ofise yaymamız, işte render programlarını alternatif olarak Lumion'u geliştirmemiz, ikisini mix hale getirmemiz ve belirli projelerimizin özellikle mesela ilk projemizi konsept teslim haline hazırlarken her aşamasında FGA yanımızdaydı. Ofisimize geldiler, projeyi birebir çalıştık, o noktada destek verdiler. Zaten şeyden bahsetmiyorum yani her telefon açtığımızda hangi arkadaşımız açarsa açsın çok kısa bir süre içerisinde bize geri dönüş oluyor. Ve gerektiğinde örneğin projenin modelinde bir problem varsa işte birebir online çalışarak, o olmuyorsa ofisimize gelerek, eğitim desteği vererek, render aşamalarında alınamayan renderları kendi ofislerinde deneyerek. Yani bizim için açıkçası ticari işler yaptığımız veya ürün satın aldığımız bir firma olmaktan öte tam bir çözüm ortağı oldu. Zaten FGA'nın böyle bir çözüm ortağı yönü olmasaydı biz bu işi ofis içerisinde bu kadar etkin kullanamazdık. Bence bu konu oldukça önemli.